Arkadaşlar merhaba, saat 6:30 sanırım. Bugün Norveç'e gidiyorum. İlk olarak Oslo'ya ineceğim. Oslo'dan Tromsø diye kuzey ışıklarının olduğu ve Arktik bölgedeki kuzey şehrine geçiyorum. 3 tane aktarma yapacağım. Bakalım akşama 6:30 gibi orada olacağım. Evet, Oslo Havalimanı'ndayım şimdi. Farklı bir uçağa binip Bodø'yü böyle bir yere geçeceğim. Ondan sonra tekrar transferle farklı bir uçağa geçiyorum. Ondan sonra Tromsø'ye akşama doğru varacağım inşallah. Bakalım. Az önce güvenlikten çıktım. Ve böyle iki kez falan kontrol ettiler çantamı bayağı baştan aşağıya, ama herkesi kontrol ediyorlardı. Sonra bir tane adam bana dedi ki kaçakçıya benziyorsun diye, şaka olarak. Norveçli böyle yaşlı bir tane adam. Sonra işte bana şey sordu, böyle nereye gidiyorsun falan diye. Ben de Tromsø dedim, Türk aksanıyla. Ondan sonra o da dedi ki Tromsø, böyle Norveçli aksanıyla. Öyle bir an yaşadım yani, güvenlikte. Şimdi indim. Dondum. Şu arkamdaki uçakla geldik ve küçücük bir uçak. Küçücük de bir çikolata ikram ettiler yolda, kare. Bakalım ne olacak. Umarım kuzey ışıklarını görürüm. Onun için geldim. Hava -12 diyor. Ama ben oradaki kuzey ışıklarındaki işte çalışan bir tane kişiye sordum. Böyle tur operatörü gibi bir şey. İşte ona sordum. Dedim ki çok soğuk olur mu? Ayrıyeten daha kalın bir ceket kiralamalı mıyım? O da bana dedi ki böyle bir kar görmedim. Resmen arkamda fırtına kopuyor. Arkadaşımın odasına geldim. Kendisi Pakistanlı ve yemek yapmış bana. Çok tatlı. Baya böyle baharatlı falan duruyor. İnşallah yanmam ama yiyeceğiz bakalım. Böyle bir şey. Yanıyorum demiştim kesin baharatlıdır diye. Ve gerçekten baharatlı değilmiş. Çünkü neden? Biz Gaziantep'e bir kere böyle Bollywood'dan gelen Hindistanlılarla gitmiştik ki Gaziantep'in yemekleri bildiğiniz üzere çok acıdır. Onların acı yemekleri onlara hiç acı gelmemişti. Dedim ki acaba bunlar bile acı gelmiyorsa onların yemekleri nasıldır? Gerçekten çok acı. Ve benim acıya toleransım sıfır falan. Bakalım ne kadar yiyebileceğim. Evet, şu kışa bakar mısınız? Umarım hava böyle açık olur ve bugün gerçekten kuzey ışıklarını görürüm. Ben gelmeden bir gün önce görmüşler. Bakalım. Yürüyemiyorum resmen. Kar küreme aracı da getirmişler. Bakalım şimdi merkeze doğru gidip kahvaltı edeceğim. Bir tane güzel yer buldum. Ondan sonra Tromsø'nün tam en tepesinde böyle kuş bakışı gösteren bir yer varmış. Oraya geçeceğim. Belki birkaç müzeye uğrarım. Akşamda da Kuzey Işıkları turuna katılıyorum. Umarım gerçekten görürüm. Pakistanlı arkadaşımı arkada bıraktım. O bana sonradan katılacakmış. Uyuyor şu anda saatlerdir. Dün gerçekten yorucu bir yolculuktu. Üç aktarma. Bu arada Bodø'nün üstünden, fiyortların üstünden geçtik ve manzara o kadar harikaydı ki. Yani böyle bir uçak hatıram olacak. Harika geçiyor.
şu arkamdaki araba elektrikli. Tesla genelde elektrikli araba kullanımını, hatta vapurlarda da elektrik kullanımını artırmak için öyle bir politika izliyorlar. Soğuk ya. Ve geçen hafta Türkiye'de hava çok sıcaktı genel olarak. Ve geçen hafta İstanbul'da neredeyse 18 derece falandı. Şimdi hava burada -6, dün -12'ye kadar inmiş. Ben geldiğimde -9'du ama. Bakalım bugün nasıl olacak? Umarım kuzey ışıklarını gerçekten görürüm. Şu anda manifest yapıyorum. Her yer kar kaplı olduğu için durağımı bulamadım şu anda. Herhalde şuradaki, şu tam arkamdaki küçük mavi tabela. Gideyim bakayım oraya. Kafam karıştı. Video çekmeden önce cappuccino'mdan içtim ve pankekimi bekliyorum şimdi. Böyle bir yer. Pankekim geldi. Önce marketten çıktım ve Norveç'in ünlü çikolatasından aldım şu. Yani 1.2 euro falan sanırım. O da işte 21-22 TL şu anda. Diğer fiyatlara bakmak istemedim çünkü Norveç zaten halihazırda çok pahalı bir ülke. Bakalım 7 günlük harcamalarım ne kadar tutacak. Yürüyemiyorum ya, Norveç'te yürüyemiyorum. Kaç kere düşme tehlikesi geçirdim. Her yer buz olmuş ve kayıyor. Şimdi Tromsø'yu tepeden görebileceğim teleferiye gideceğim. 29 euro falan tuttu gidiş dönüş. Bakalım göreceğiz. Evet, teleferiye geldim. Şurada yukarıda. Ta karşıya kadar geçeceğiz. Çıktık manzara için ve şu anda kar fırtınasından dolayı sadece beyazlık görebiliyorum. Müthiş bir manzara. En azından dışarıda kaotik bir hava var, ilgi çekici. Fırtına birazcık dindi ve sonunda manzarayı çok azıcık görebiliyoruz. Biraz açıldı. Arkamdaki manzara bu. Şu anda bulunduğum nokta deniz seviyesinden 410 metre yükseklikte. 3-4 dakikada yukarıya çıkabiliyorsunuz. 4 dakika falan da inmesi sürüyor. Arkamdan birisi düşüyordu. Şöyle geçeyim. Ondan sonra belki bir müzeye gidebilirim buranın dönüşünde. Sonra da Kuzey Işıkları turuna katılacağım. 5.45'te. Limanda olmam gerekiyor. Donduğum için zor konuşuyorum. Şimdi Kutup Müzesi'ne gidiyorum. Ondan sonra da tura katılacağım. Arada da yemek yerim. Belki deniz ürünlerini denerim. Zamanım kalırsa.
Bu arada Norveç'teki evleri çok seviyorum çünkü çok izoleler. Kendi ve çevresindekilerin özel alanına saygı gösterdikleri için evlerinden de belli olabiliyor. Mesela otobüste genelde birbirlerinin yanına oturmuyorlar. Hatta turistler falan birden oturunca böyle birazcık yadırgamak mı denir? Böyle değişik karşılıyorlarmış. Hatta bir kere Norveçli arkadaşım anlatmıştı. Mesela iş arkadaşlarını bile dışarıda görmezden geliyorlarmış bazen. Sırf özel hayatına saygısından dolayı. Değişik bir kültür. Az önce kocaman otobüs ve araba 2 dakika boyunca benim geçmemi bekliyorlarmış. Ben de arabaların geçmesini bekliyorum. Tabii ki de arabaların benim için durmasına alışkın değilim canım Türkiye'mde. İtalya'da da öyleydi. Kesinlikle Türk gibi falan sürüyorlar. Şimdi Polar Museum'a gidiyorum. Böyle deniz kenarında bir yer. Şimdi müzeden çıktım ve kutup ayılarının, fok balıklarının işte kürkler için nasıl katledildiklerinden bahsediyor. Balıkçıların hayatından, onun dışında nasıl o dönemler gay evliliklerin olduğu ve homoseksüel yaşamın nasıl sürdürülmeye çalışıldığını da anlatan böyle küçük bir yer vardı. O da çok ilginçti. Kızarmış balina eti söyledim, ilk defa deneyeceğim. Garson az önce açıkladı. Bu da geçen yüzyıldan kalma. Bir tane anneannenin tarifiymiş. Marine edilmiş. Bakalım şimdi deneyeceğim. Tadını nedense pastırmaya benzettim. Bir de yanında da şöyle odun gibi bir şey koymuşlar. Sosu da süzme yoğurt gibi geldi neredeyse. Ama böyle hepsini karıştırınca değişik bir tat oluyor. Yani ilk defa balina denedim. Böyle daha az yoğun pastırma tadı gibi geldi. Değişik. Bu arada az önce yanlışlıkla kızartılmış dedim ama mekanın ismi zaten full steam. Tüm yemekler buharda yapılıyor. Benim balina yemeğim de buharda yapıldı. Ama pastırma gibiydi tadı, hala öyle hissediyorum. Değişik bir şey.
Şimdi restorandan çıktım ve az önce çok komik bir şey oldu. 15 dakikadır falan internetleri çalışmıyor. İnternetleri çalışmadığı için de işte kartları falan çekemediler, ödeme alamadılar. En sonunda dedim benim gitmem gerekiyor. Çünkü 15 dakika, 20 dakika sonra bir yerde olmam gerekiyor. Sonra bekledim. Sonra garson geldi yanıma, tamam sen gidebilirsin dedi. Ödeme almayacaklardı. 17 euro falan ödemem gerekiyordu. Yani 170 Norveç kronu. Ben de kartım var. Nakitim olmadığı için onlara nakit veremedim. Adam da işte sen gidebilirsin falan dedi, kibarlık yaptılar. Ödemedim ama şey verdim, Türk lirası verdim onlara. 17 TL yanımda vardı. Neyse, kibar insanlarmış. Artık düşünüyorum, Norveçliyim. A few minutes later. Yeah, these matches, matchboxes, they're not amazing, I must say. I'm a little bit disappointed, but there we go. Careful with your glass. Yeah, my job's done. Önce Tromsø'ya geri döndük. Şu an dağa çıkıyorum resmen. Taksi hiçbir yerde göremedim. Ben yürümeye başladıktan sonra geçmeye başladılar. Eve dönmeye çalışıyorum. Şu anda çok karanlık. Yeni döndük Kuzey Işıkları turundan ama değdi mi? Değdi tabii ki de. Çok az ışıkları görebildik çünkü çok çabuk kayboluyorlar. Böyle çok yoğun bir şekilde yeşillikte alanları göremedik ama yer yer yakaladık. Sürekli böyle bir yerden bir yere gittik. Tromsø'nün güneyinde bir sürü yere gittik. Bazı noktalarda durduk, baktık. Çıktığı anda yakalamaya çalıştık. İlginç bir geziydi benim için. Hepsi değdi. Video karanlıktan dolayı çekemedim çünkü yeterli değil şu andaki kameram. Akşam 7'den sabah 2'ye kadar Işık kovaladık. Harikaydı. Ama yorgunluktan ölüyorum ve sabah erkenden Bergen'e uçağım var. Onun için de heyecanlıyım. Yoruluyorum ama yine de iyi. Şimdi de dağa çıkıyorum. Bakalım yarın da nasıl geçecek. Şimdi gidip eve çok azıcık dinleneyim.